şimdi de Ankara'da madencilik alanında faalet gösteren Seskar Madenciliğin misafiriyiz. Ve karşımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Hikmet Sezenler yer almakta. Merhabalar Hikmet Bey, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. 1978 yılından günümüze kadar madencilik alanında birçok firmada hem mühendis olarak hem yönetici olarak çalıştım. Halen hem Seskar Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda da yine 3 Yıldız Antuman AŞ'nin de genel müdürlüğü görevini yürütüyorum şu anda faal olarak. Bu tabii 43 yıllık meslek hayatımın boyunca Türkiye'nin çok önemli projelerine imza attım. Özetlemek gerekiyorsa Türkiye'deki kurşun çinko üretiminin %60'ı benim kurduğum tesislerde üretiliyor. Allah bize böyle de bir şans verdi, yakaladık. Ben hep meslektaşlarıma da onu söylüyorum. Yani bana mesleğimde yaşattığı hazı bütün meslektaşlarıma yaşatsın. Benim için tabii çok gurur verici Türkiye'nin %60 kurşun çinko üretimine imza atmak, o projenin içerisinde olmak. Orada binlerce insanın istihdamı, memleketimize bir döviz kazandırmamız, yeraltı servetlerini ekonomiye kazandırmak benim için çok farklı bir şey. Tabii bu çalışmalarımın dışında da ben araştırmacıyım aynı zamanda. Ar-Ge işine çok önem veren bir kişiyim. Yaptığım bütün tesislerde ön çalışmaları, Ar-Ge çalışmalarını öncelikle yaparak başladık işimize. Ama Türkiye'de maalesef bu Ar-Ge çalışmaları istenen düzeyde değil. Tüm bu sektörde bu sıkıntıları görünce ben de işte 2018'in Kasım ayında Seskar Madenciliği kurduk. Burada amacımız şuydu: hem teknolojik problemleri olan madenlerde Ar-Ge çalışmaları yapmak, teknolojik problemleri olan madenlerimizi daha değerli hale getirmek için bir çalışma içerisine girmekti. Türkiye'de oksit ve karbonat çinkoların zenginleştirme problemleri var. Hem laboratuvar bazında hem de pilot tesis bazında bunları yaptık, madenciliğe kazandırdık. İnşallah bundan sonra bu bizim yaptığımız bu Ar-Ge çalışmalarıyla memleketimizde birçok madene öncülük eder ve şu ana kadar atıl kalan birçok oksit karbonat çinkonun değerlendirme imkanı doğar.